Günler geceden nöbeti devralıyor. Aydınlık yüzlerin besmelesiyle başlıyor yolculuk. Dua, dilden nereye dökülüyor anlıyoruz. Başladığı yerde birikiyor dualarımız. Yani gönlümüzde. Her şeyin gönlümüze göre olacağı bir hayatın içinde mutluluğa odaklanıyoruz. Ege'nin güzel şehri Manisa'da ruhumuzun şifasıyla buluşuyoruz. Kutsiyetiyle memnun olduğumuz yollarda, durduğumuz yerin akıp gittiğine sevinerek izliyoruz şehri. Yaradılan her haliyle Allah'ı anıyor. Rüzgar bir kum tanesini alıp götürüyor öteye. Ötenin sahibi kum tanesinin gideceğini biliyor. Ağaçlar hu çekiyor rüzgarla buluştuklarında. Sesin sahibi duyuyor zikri. Ya insan? İnsan bakıştan ibaret. Etrafında dönüp duran aleme baktıkça buluyor kendini. Susması sabırdan, konuşması hayırdan başladığında adını koyabiliyor. Öğrendikçe görüyor insan. İnsanın sahibi öğretmesini en iyi bilen oluyor. Camimiz 1583-1585 yılları arasında 3. Murat zamanında, Sultan 3. Murat zamanında Mimar Sinan'a yaptırılmış bir eserdir. 3. Murat kimdir? 3. Murat Osmanlı yönetiminin 12. padişahı, aynı zamanda İslam devletinin, İslam dünyasının 91. halifesi olarak bilinmektedir. Camimizin en belirgin özelliklerinden bir tanesi mihrapta bulunan deprem terazileri, deprem simülatörleridir. Nedir bunlar? Manisa'mız deprem bölgesi, 1. derece deprem bölgesi olduğu için Mimar Sinan zamanında öyle bir özellik koymuş ki camimize, biz Manisa'da deprem olduğu zaman depremin ardından mihraptaki deprem terazilerine gelip kontrol ederiz. Eğer bunlar dönüyorsa depremden etkilenmemiş anlamına gelir. Eğer bunlar dönmez ise, o deprem terazilerinde herhangi bir sıkışma, çatlama var ise bu bize şunu gösterir. Eserin temelinde kayma, çökme, çatlama olmuştur ve mimar bize şu mesajı vermiştir: gereken tedbirleri alın diye. Mihrabımızın öne çıkan bir başka özelliği de çinileridir. İznik Çinisi diye adlandırdığımız çinilerdir. Bunlar 1583 yılında yapılmış ve şu anda günümüze kadar halen Müslümanlara, camimize görsel olarak hizmet vermektedir çinilerimiz. 1583 yılında yapılmış ve 1585 yılında anahtar teslim, yani inşaatı bittikten sonraki haliyle şu anda günümüze kadar taşınmıştır. Camimizin öne çıkan bir başka özelliği ise vaaz kürsümüzdür. Vaaz kürsümüzün 4 ayaklı olmasıdır. Yani nedir bu? 4 ayağının farklı renklere bürünmesidir. Bu farklı renkler bize neyi simgeler? Ecdat şu mesajı vermiş bize. Ecdat aynı zamanda göze hitap ettiği gibi akla, mantığa da hitap etmiştir. 4 ayaklı olması demek, sen Şafi mezhebinden, Hanefi mezhebinden, Maliki mezhebinden, Hanbeli mezhebinden olabilirsin. Yani farklı görüşlerin olabilir. Ama merkezden, vaazın kürsüsünden, merkezden verilen mesaj aynıdır. Nedir o mesajlar? Kur'an ve sünnet. Yani hiçbir alim, hiçbir hoca efendi vaazdan, vaaz kürsüsünden Kur'an'a ve sünnete aykırı hiçbir mesaj veremez. Ama farklı görüşleri olabilir. Çünkü yolumuz nedir? İslam'dır, tevhid inancıdır. Bu mesajı ecdat bize vermiştir. Bir başka özelliğimiz ise Hünkâr Mahfilidir. Hünkâr Mahfili nedir? Zamanında Manisa'mız şehzadeler şehri olduğu için zaman zaman yönetimden sultanlar, padişahlar gelip Manisa'mızı ziyaret etmişlerdir. Ve burada namaz kılmak istemişlerdir. Onun için Mimar Sinan ecdadımız, büyük üstad, padişahlarımız, sultanlarımız ve şehzadelerimiz için ayrı bir bölme, ayrı namaz kılma yeri yapmıştır. Camimizin en belirgin özelliklerinden bir tanesi sadaka taşlarıdır, sadaka kutularıdır. Nedir bunlar? Ecdadımız kapının sağına ve solunda bulunan sadaka kutularını, sadaka taşlarını yapmıştır. Buraya zenginler gelip altınını, sikkesini, parasını buraya bırakırlardı. İhtiyaç sahipleri ise ihtiyacı kadarını alıp camiden ayrılırlardı. Buradaki bakın en önemli özellik, Müslümanlar faydalandığı gibi aynı zamanda gayrimüslimler de faydalanmışlardır. Yani ihtiyaç sahibi olan gayrimüslimler var ise onlar da alsınlar gibisinden hemen kapının girişine yapılmıştır. Bir başka mantığı, bir başka nedeni ise kapının hemen girişine yapılmasının sebebi ise ihtiyaç sahibi caminin farklı köşelerinde sadaka yeri aramasın, başkasına gözükmesin ve rencide olmasın mantığıyla yapılmıştır. Bir başka nedeni ise dediğimiz gibi gayrimüslimler de faydalanmıştır. Olur ki gayrimüslimler camiye adım atar, bu havayı teneffüs eder ve hak yolu bulur ümidiyle cami kapısının hemen sağında ve solunda yapılmıştır. Tarih, yaşanmışlıkların ve yaşamışlarındır. Bakınca sayı görenler, anlayamazlar öznesinden yargısına belli olan bir cümleyi. Tarihe baktığımızda şehzadeleri, sultanları, köyümüzü, mertebeyi, geleceği görüyoruz. Manisa'ya bakan gözler, şehzadelerin gülümsemesini görüyor. Şifalı mesir macunuyla Merkez Efendi'yi, Menderes'in suyuna dalan gözleri görüyor. Dinimiz kadına ne kadar değer verdiğini camimizde bulunan mahfilden anlayabiliriz. Nedir bu mahfil? Zamanında Osmanlı yönetiminde bayanlarımıza yer ayırmıştır. Mahfil diye adlandırdığımız yerde günlük vakit namazlarını, cuma namazlarını ve diğer ibadetlerini yerine getirebilmek için ecdadımız bayanlarımıza, kadınlarımıza özel yer tahsis etmiştir. Buranın en belirgin özelliği, burası yapılırken, mahfil yapılırken tek harç, sıva dahi kullanılmamıştır. Buranın en belirgin özelliği, Lego tarzı dediğimiz taşlar birbirine geçmelidir. Bu taşları birbirine geçirirken tekrar söylüyoruz, sıva, harç dahi kullanılmamıştır. Eğer bu taşlardan bir tanesini yerinden oynatırsak sistem çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Camimizin bir diğer özelliği ise minberimizdir. Minberimiz tek taştan yapılmıştır. Yani ne demek istiyoruz? Toplama taş değildir. Cinsi aynı taştır. Herhangi bir sağdan soldan toplama taş değildir. Buraya camiye getirilmiştir, burada işlenmiştir ve oyma işçiliği en belirgin özelliklerinden bir tanesidir minberimiz. Orijinaldir, 1585 yılından günümüze kadar hizmet etmektedir, hizmet vermektedir. Minberimizde bulunan en büyük özellik, hani deriz ya ressamlar eserini tamamladıktan sonra imzasını atar. İşte büyük üstad, ecdat, baş mimarımız Mimar Sinan minberi tamamladıktan sonra anahtar teslim diye tabir ettiğimiz artık teslim ederken buraya imzasını atmıştır ve minberimizde mevcuttur. Camimizin öne çıkan özelliklerinden bazıları şunlardır. Camimizde 99 adet pencere mevcuttur. Bildiğimiz gibi bizim dinimizde 99 ne isim gelir? Esmaül Hüsna'yı, yani Allah'ın güzel isimlerini. Ecdadımız bu eserleri meydana getirirken baş mimarımız da hiçbir şekilde geri kalmamıştır. Mihrabımızda en belirgin olan özelliklerden bir tanesi Türk Kırmızısı diye adlandırdığımız Türk Kırmızısı mevcuttur. Nedir bu Türk Kırmızısı? Şu ana kadar birçok sanatçının, birçok ressamın bir araya getirip o tonu yakalayamamasıdır. Biz buna Türk Kırmızısı diyoruz. O tonları oldukça farklıdır. Aynı zamanda mihrabımızda Davut Yıldızı simgeleri mevcuttur ve bu Davut Yıldızı'nın işlerinde ecdadımız, ressamlarımız, mimarlarımız İhlas Suresini işlemişlerdir. Baş mimarımız Mimar Sinan bazı eserlerinde kullandığı baykuş figürünü bu camimizde de kullanmıştır. Peki bize bu baykuş neyi anlatır, ne mesaj vermek ister mimarımız? Baykuş bilgeliği temsil eder. Yani şunu demek istiyor, hangi işi yaparsanız yapın, yaptığınız işte bilge olun, alim olun, profesyonel olun. Baykuş aynı zamanda uzun ömürlü olduğu için ecdadımız da buradan çıkış noktası olarak eser insanlığa, Müslümanlığa uzun yıllar hizmet etsin diye bu simgeyi, bu figürü buraya nakşetmiştir. Anadolu bereketinin durağı olan şehirden, Gönül Sarayı'nın bir incisi, Mimar Sinan'ın Ege'deki tek sanat eseri olan Muradiye Camisi'ne varıyoruz. Mekanlar, kapıların ardında ecdadın anılarını muhafaza ediyor. Geçmişin temelinde insanımız varsa, imzası minberimizdedir. Minbere çıkmaya değil, minberden insana, toprağına, aydınlığa açılan kapıya bakmaktır esası mutlak olan. Kapılar hayırlara açılıyor bilgeliğin ışığıyla. Muradiye Camisi'nin kapısından Çinilerin ahşap işçiliğinin bizi heyecanlandıracağını bilerek giriyoruz. Kapıların açıcısı olan Allah'a şükürler olsun. Şanlı bir tarihi izliyoruz adım attıkça. Kalem işi süslemelere içimizdeki güzellikleri görerek bakıyoruz. Renkler nazarımızda kalsın. Bir rüyanın içinde uyanmamak isterken hissettiğimiz Mimar Sinan'ın başımızı okşayan elleridir. Zengin bir tarihi geçmişe sahip olan Manisa, bilindiği üzere Türklerin eline Saruhanoğulları zamanında geçti. Ve bu dönemden itibaren de bir Türk İslam şehri olarak giderek genişlemeye ve büyümeye başladı. Saruhanoğulları devrinde yapılan mabetler ile beraber süslenen bu büyük kent, daha sonra Osmanlıların eline geçtikten itibaren daha da genişleyerek büyük bir şehir hüviyetini kazanmış oldu. Bu fiziki gelişmenin şüphesiz ki en önemli tarafı burada bulunan şehzadelerin yaptırdığı imar faaliyetleridir. Onların vasıtasıyla burada pek çok caminin inşa edildiğini ve onların adamlarının yine bu kentte bir takım imar faaliyetlerinde bulundukları açıktır. İşte Osmanlı şehzadelerinin burada bulundukları sırada annelerinin özellikle yaptırdıkları abideler ile beraber Manisa'nın bir parlak bir yüzü ortaya çıktı. Bu ilk önce Hatuniye Camii ile başladı. Ardından Kanuni'nin annesi Hafsa Sultan'ın yaptırmış olduğu Sultaniye Camii, aslında bunlar birer külliye olarak ortaya çıkan büyük mabetlerdir. Ve onu takip eden bir başka önemli eser de, yani bu üçgenin tamamlayan bir başka eserde şehzadelik zamanında 3. Murad'ın önce küçük bir mescit olarak yaptırdığı, daha sonra da büyüyerek büyük bir cami haline getirmiş olduğu Muradiye Camii'dir. Manisa'nın bu anlamda bu üç mabedi aynı zamanda onun fiziki bakımdan da gelişmesine yol açtı ve o bölgelerdeki iskanı ve yeni mahallelerin kuruluşunu da desteklemiş oldu. Aslında Muradiye Camii'nin ilginç tarihi öyküsü vardır. Bu cami 3. Murat'ın burada şehzade iken yaptırmış olduğu aslında küçük bir mescide dayanıyor. Bu mescit zaman içerisinde giderek halkın ihtiyaçlarına cevap vermeyecek bir duruma geldi. Gönderilen hükümler var. Bu kayıtlarda, halkın şikayetlerinde caminin genişletilmesine dair İstanbul'a devamlı mektupların geldiğini, müracaatların yapıldığını görüyoruz. Bu ilk mescidin tahminen 1570 civarında inşasına başlandığını, 72 tarihinde de buranın aslında bir cami olarak ortaya çıktığını biliyoruz. Genişletme ameliyesinin başlaması ise 3. Murad'ın bilhassa İstanbul'a sultan olduktan sonraki dönemine tesadüf eder. Aslında 1583'te yeni cami şimdiki haliyle yapılmaya başlandığında 3. Murat Manisa'da değil İstanbul'da sultanlık makamında bulunuyordu. Caminin genişletilmesiyle alakalı hayli ilginç olaylar var. Bu işin gecikmiş olması yer yer halkın yeni şikayetlerine yol açınca İstanbul'dan bu konuyla ilgili yeni bazı hükümler gönderildi, yeni bazı müdahaleler yapıldı. Cami öncelikle genişletilmek istenirken her taraftan yıkılmış vaziyette, sadece 4 duvara kalmış, zemine kadar inilmiş vaziyette. Halk bunu görünce şikayet etti. Onun üzerine caminin yeni baştan yapılması kararı alındı ve 3. Murat bunun üzerine bu caminin planlarını büyük mimar, koca Mimar Sinan'a çizdirdi. Bu kârnamesi denir bu plana. Bu kârname bir mimarın eline verilmek suretiyle İstanbul'dan Manisa'ya gönderilen Mahmud adlı bir mimar tarafından inşaatın 1583 yılında başlatıldığını biliyoruz. Bu inşaat aşağı yukarı 3 yıl kadar devam etti. 1586 yılında caminin tamamlanması mümkün oldu. Fakat bu caminin tamamlamak Mimar Mahmud'a değil, onun vefatıyla onun yerine gönderilen Mimar Mehmet'e nasip olacaktır. Dolayısıyla bu caminin inşası sırasında elimizdeki çok geniş belgeler var. Bu belgelerden anlaşıldığına göre çok büyük tahsisat yapılmış. Hazineden önemli miktarda paraların gönderildiğini biliyoruz. Bununla ilgili kayıtlarımız var. Ve bundan itibaren cami aslında başlangıçta İstanbul'daki bazı camilerin model alınarak yapılması şeklinde olmuştu. Bunlardan bir tanesi Mahmud Paşa Camii ve Ali Paşa Camii'nin modeli çerçevesinde yapılması istenmişti. Ama muhtemelen daha sonra bu daha farklı bir mimari şekle bürünmüş durumdadır. Caminin inşasından sonra yer yer aynı zamanda etrafındaki yeni bazı binalar da eklendi buraya ve bir külliye haline dönüşmesi temin edildi. İmareti var, medresesi var. Medresesi daha sonra inşa edildi ve önemli bir medresedir burası. Derece itibariyle yüksek bir medrese haline getirildi. Ve hangah var aynı zamanda. Daha sonra 1602 civarında da ihata duvarları yapılmak suretiyle bu 1583'ten itibaren başlayan bu büyük külliye dönüştürme macerası 1602 civarında bir ölçüde tamamlanmış oldu. Geç dönemde de Karaosmanoğulları tarafından buraya daha sonra bir kütüphane eklenecektir ve bugünkü külliyenin görünüşü bu şekilde meydana çıkmış olacaktır. Yol uzundur, meşakkatli üstelik. İslam'ın ışığına yürüdüğünde bir kapı, bir pencere, tepede kubbe karşılar seni. Bilgeliğin bakışları altından geçip gönül ferahlığına erişirsin. Eriştiğin yer bir tarihin sultanıdır. Yeryüzünde iman çiçeklerinin açtığı bahçelerdir. Toplandığımız, mükerrer zamanları anlamaya çalıştığımız, Allah'ı andığımız yerdir. camilerimiz, mezhebimizce ruhumuzun ait olduğu yerdir. Abdestin ferahlattığı ruhlar bir yola girer. İmam Şafi gülümser, İmam Malik okşar, Ebu Hanefi anlatır kelamın özünü ve yolumuz İmam Hanbel'den geçince tamamlanır. Ruh işte anlamını böyle kazanır. Mimar Sinan Ege'ye emanet ettiği eserinde unutmuyor itikadın yoluna revan olmuşları. Ecdat geçmişin elini tutarken geleceği de avuçlarında tutuyor. Hayran olduğumuz işte tamam bu inceliktir, bu sanattır, bu ilimdir. Gönüller muhtaçtır ona. Ol deyip olduran Allah, gönlümüzden geçeni bilir. Şimdi İzmir'de yaralı bir gönül emeğin hakkıyla Allah razı olsun derken, Manisa'da bir çocuğun gönlüne dokunurken camilerimizin görüntüleri, Aydın'da Efelerin Efesi Allah'ı anarken ve duyan, gören, bilen insan meraklanırken, tarihimizin kıyama kalktığı mekanlarımıza işte vesile olmuşuz. İhlas gerçekleşmiştir. Ötesi la ilahe illallah. Bu toprakların hayatından ibaret dua, iyilik, güzelliktir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللَّهُ أَكْبَرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ